Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oldukça farklı bir oyunun incelemesiyle karşınızdayız. Oyunumuz bildiğiniz üzere Deadloop. Son dönemde zaten böyle çok iyi oyunlar çıkmıyordu. Dolayısıyla Deadloop bize biraz ilaç gibi geldi diyebiliriz. Öncelikle şunu belirtelim. Biz oyunu PlayStation 5'te inceledik arkadaşlar. Zaten PlayStation 5 ve PC platformları için çıkmıştı bu yapım. Dolayısıyla hani oynamak istiyorsanız ya PlayStation 5'e ya da PC'ye sahip olmanız gerekecek. Sistem gereksinimleri tarafında eğer bilgisayarda oynayacaksanız öyle çok yüksek aman aman bir sistem gereksinimi istemediğini söyleyelim. Tabii şu var, kalkıp da elinizde 3-4 yıllık 5 yıllık bir bilgisayar varsa bu oyunu zaten oynayamazsınız. Yani biraz daha böyle güncel yeni aldığınız bir oyun bilgisayarı olduğunu varsayarsak öyle aman aman böyle yani 15-20 binlik bir cihaza ihtiyacınız yok. Bunu belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi biz oyunu PlayStation 5'te oynadık ve grafikler vesaire zaten gayet tatmin ediciydi arkadaşlar. Dilerseniz ilk olarak incelememize oyunumuzun hikayesiyle başlayalım. Aslında Deadloop hikayesiyle bizleri yakalayan bir yapım diyebiliriz. Çünkü daha önce böyle pek rastlamadığımız bir hikayeye sahip oyun. Eğer daha önce izlediyseniz Age of Tomorrow diye bir film vardı Yarının Sınırında diye. Oradaki karakterimiz her gün ölüp aynı günü tekrar yaşıyordu. Aslında Deadloop da buna benzer bir hikayeye sahip arkadaşlar. Oyunun en başında kendimizi, daha doğrusu karakterimiz Colt'u bir sahilde uyanmış bir şekilde buluyoruz. Fakat Colt hiçbir şey hatırlamıyor ki ismini bile hatırlamıyor. Daha sonra telefon çalıyor ya da telsizimiz Juliana diye biri arıyor bizi ve bazı şeylerden bahsediyor. Daha sonra anlıyoruz ki Juliana aslında bizi sürekli öldürmeye çalışan ve bu Deadloop dediğimiz ölüm döngüsünü devam ettirmeye çalışan bir karakter. Biz ise bu döngüyü kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Oyun Deadloop yani ölüm döngüsünü gayet güzel bir şekilde yorumlamış. Örneğin bir yola girdiniz. Bu yolda ilerliyorsunuz. Bakıyorsunuz burada bir kapı var. Bu kapıdan geçmeniz lazım ama kapı açılmıyor. Daha sonra ilerlemeye devam ediyorsunuz. Farklı bir yoldan ve ölüyorsunuz. Buradaki ölüm ara videoda gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani ya beni öldüremezler ben karşımdakileri vururum gibi bir mantık söz konusu değil. Ara video giriyor ve bu ara videoda ölüyorsunuz arkadaşlar. Öldüğünüz zaman ya da ölmeden hemen önce size bazı ipuçları veriliyor. İşte bazen gelecekten kendi halinizle karşılaşıyorsunuz. Bazen farklı sesler size fısıldıyor. Örneğin oyunun hemen başında diyorlar ki size ya bir kağıt atmıştın sen o kağıtta kapının şifresi yazıyordu ona bakman lazım diyor. Öldükten sonra tekrar canlanıyoruz ve İlk başta attığımız kağıda bakıyoruz ki arkasında kapının şifresi yazıyor. Dolayısıyla gidiyoruz bu sefer o kapıdan giriyoruz. Bu oyunun ilerleyen kısımlarında sürekli bu şekilde devam ediyor. Tabi burada aklınıza şu soru gelebilir. Ya ben öldüğümde sürekli baştan mı başlayacağım? O kadar yol kat etmişim ne olacak diyebilirsiniz. Oyunda arkadaşlar 4 ayrı harita var. 4 ayrı harita biraz ilerledikten sonra açılıyor ve öldükten sonra böyle bir ışınlanma makinesi gibi bir şey var. Bu ışınlanma makinesine girerek 4 ayrı haritada istediğiniz noktaya yolculuk yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde çok fazla da vakit kaybetmemiş oluyorsunuz. Oyunda biraz ilerledikten sonra bakıyorsunuz ki bu döngüyü kırmak için 8 tane vizyoneri öldürmeniz gerekiyor. Tabi bu vizyonerleri öldürmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Çünkü hepsinin hayvan gibi adamı var. Bir sürü adamı var ve bu adamları aşmak o kadar da kolay olmayabiliyor. Özellikle böyle ben cengaverlik yapayım, sıka sıka gideyim diyorsanız işinizin bir hayli zor olacağını size söyleyebiliriz. Hatırlayacağınız üzere Arkane Studios daha önce Dishonored serisiyle karşımıza çıkmıştı. Bu iki oyunda da silahlı çatışmalar normal FPS oyunlarına nazaran biraz zordu ki aynı durum Deadloop'ta da söz konusu. Deadloop'ta da öyle silahlı çatışmaya girerek karşınıza çıkan herkesi öldürüp hedefinize yaklaşamıyorsunuz. Dolayısıyla yer yer gizlilik öğelerini ön plana alarak ilerlemeniz gerekebilir. Tabi burada gizlilik derken gölgelerden saklanmadan vesaire bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani bir Metal Gear Solid ya da Splinter Cell gibi böyle çok fazla gizlilik öğeleri içermiyor. Nedir işte kutunun arkasına saklanıyorsunuz, sessizce ilerliyorsunuz, adamı çömelerek arkasından gidip öldürüyorsunuz vesaire. Bu şekilde gizli gizli giderseniz en azından hedeflerinize ulaşmanız daha kolay oluyor diyebilirim. Çünkü sıktığınız zaman hiç görünürde olmayan bir sürü adam çıkıp sizin peşinize düşüyor ve zaman zaman bunlardan kurtulmak da çok zor olabiliyor. Oyunda benim size bahsedeceğim bir diğer özellik ise arkadaşlar gün döngüsü. Gün döngüsü olayı benim çok hoşuma gitti gerçekten. Oyun içerisinde sabah öğle akşam gibi döngüler bulunuyor. Bu döngüler arkadaşlar sizin hedeflerinizi vurmanız için çok büyük önem arz ediyor. Nasıl? Örneğin bir tane vizyoneri öldüreceksiniz. Size bir bilgi notu geliyor. Diyorlar ki işte bu vizyoner saat 8'de bara gidiyor. Barda savunmasız onu barda öldürebilirsin.
Bu vizyoneri saat 8'de barda rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Fakat ya ben saat 8'i mi bekleyeceğim? Onun yerine gideyim mekanında sıka sıka öldüreyim derseniz o zaman çok 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 zorlanabilirsiniz. Tabii burada oyunu nasıl oynayacağınız tamamen size kalmış. Dilerseniz adamın mekanını basarak biraz da zorlanarak öldürebilirsiniz. Ki bazen bu gerçekten imkansıza yakın oluyor. Çünkü adamın yanında 20 tane silahlı elemanı var. Dolayısıyla siz gizli bir şekilde de yaklaşamıyorsunuz ve bu 20 kişiyle de silahlı çatışmaya girdiğinizde ister istemez bir şekilde ölüyorsunuz. O yüzden size verilen bu notları ve gün döngüsünü iyi bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Oyunda öldükçe özelliklerimiz gitmiyor. Bunu da belirtmem lazım. Yani öldüğünüz, tekrardan en başa döndüğünüzde kazandığınız bazı özellikler gitmiyor. Nedir bu özellikler? Dirilme, çift zıplama ve ışınlanma gibi çeşitli özelliklerimiz mevcut. Bunları oyunda ilerledikçe kazanıyoruz. Özellikle buradaki dirilme olayı benim çok hoşuma gitti. Diyelim ki bir çatışmaya girdiniz, öldünüz. Zamanı birazcık böyle geriye alıyorsunuz ve oyun size bir şans daha vermiş oluyor. Bu sefer ilk stratejinizi değil de farklı bir stratejiyle yaklaşarak ne yapabiliyorsunuz? Rakiplerinizi avlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun genel itibariyle beklentileri karşılayan bir düzeyde diyebiliriz. Burada Cold'un haricinde Julian'la ile oynadığımız bir de multiplayer modu bulunuyor. Bu moda girerek arkadaşlar bu sefer ne yapıyorsunuz? Döngüyü korumaya çalışıyorsunuz. Cold'u bularak öldürmeye çalışıyorsunuz. Burada dilerseniz farklı oyuncuların single player yani oyununa dahil olarak ne yapabilirsiniz? Onların döngüyü kırmasını engelleyebilirsiniz. Bu modun da yine çok zevkli olduğunu söyleyelim sizlere. Oyun içerisinde çeşitli silah özelleştirmeleri vesaire mevcut. Yani bir göreve çıkarken hangi silahtan ne gibi özellikler olacağını bile siz belirleyebiliyorsunuz. Yanıma hangi silah alayım, buna susturucu takayım mı, takmayayım mı, uzaktan dürbünlü bir silah mı alayım yoksa yakın çatışmada daha etkili olan bir silah mı alayım? Bu tarz seçeneklerin hepsi tamamen sizin inisiyatifinize ve oynanış mekanizmanıza kalmış durumda. Deathloop genel itibariyle güzel bir oyun arkadaşlar. Özellikle Arkane'in Dishonored 1 ve 2'sini beğendiyseniz mutlaka Deathloop'u oynamanızı da size tavsiye ederim. Tek düze bir dünya sunmuyor. Yani böyle koridor FPS tarzı bir oyun değil. Sadece tek bir yol yok. Dilerseniz binaların tepelerinden girerek kendinize bambaşka bir yol bulabiliyorsunuz. Burada tamamen olay sizin haritayı kullanmanıza kalmış. Tam olarak açık dünya diyemeyiz ama böyle bir yarı açık dünya, sizi özgür hissettirecek bir harita tasarımından yararlanılmış diyebiliriz arkadaşlar. Deathloop eğer FPS oyunlarından hoşlanıyorsanız, daha doğrusu yeni nesil FPS oyunlarından hoşlanıyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir yapım diyebiliriz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere Deathloop hakkında bazı bilgiler verdik. Önümüzdeki süreçte başka oyun videolarıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.